öyle kadınları uzun saçlı hayal ediyoruz ama aslında nasıl güzel hissediyorsak kendimizi öyle iyiyiz bence yani. Ben de öyle kestiriverdim işte bir anda. Yani aslında çok keyifli. Ben babaannemin vakti zamanında böyle kısa saçlı fotoğrafları vardı, çok özenirdim. Ondan yola çıkarak bir anda dedim ki tamam, artık galiba zamanı geldi. Kendimi de rahat, konforlu hissediyorum o yüzden. Aslında proje için yaptım. Hayır, tamamen kendim istediğim için kesmiştim. Sizden sonra da diyelim. Berger Hanım da ısırmıştı. Evet evet. Bergüzar aramıştı beni. onun projesi benden bir tık sonra bitmişti. Dedi ki aa, dedi, yaşasın, sen de cesaret ettin, ben de çok istiyorum. Dedi, sen dedi, benden önce davrandın. Ben dedi biter bitmez kestireceğim. Çok da yakıştı yani ona da. Ona da çok yakıştı. Tuğba da kesmişti bir sene önce. Berger Hanım'ı biliyorsunuz. Bazı sosyal medya. Üzerinde benzetildi. Hatta kendisini şey eti yağ olarak, evet, ben yok, de kendim zannettim, ben de hatta fotoğrafımı. Öyle mi? Ay, hiç haberim olmadı benim. İşte yani güzel bir şey bunlar. Evet, bununla eğlenebilmek güzel bir şey ama eğlenemeyen kadınlar da olabiliyor bazen. Siz benzemek isteseniz kime benzemek isterdiniz? Kime? Güzel soru. Benim şu an saçlar biraz uzadı tabii yani, evet, ilk kesin. Biraz böyle daha. Birazcık ani hareket edince Cüneyt Arkın'a benziyor gibi hissediyorum. Yani onun da böyle kavga dövüş sahnelerinde saçı hep titrerdi ya. Hani olabilir, en esprilisi o olsun.